Evet, teşekkürler. Ah, işte bak, hasta olmadığını nereden biliyorsun dedi. Bayım, hayır. Evet, işte bunu diyorum. Hani belki bu da benim düşüncem ama hani oyunun sonunda belki biz hani hasta olduğumuzu öğreniriz burada. Yani Shutter Island tarzında bir şey olabilir ama FPS kaybı. Evet, umarım hani haklı çıkmam çünkü hani en spoiler vermemesi gereken kişi de spoiler verdi. Spoiler verdi olmasın cidden ama hani dediğim gibi belki oyunun sonunda belki çok fazla belki kullandım. Burada yaşayan, pardon, burada tedavi gören bir hasta olabiliriz, neden olmasın. Şimdi eyvah. Gördünüz mü? Büyük adamdı o. İri adam. Şöyle kenardan bakalım da bizi fark etmesin. Bayım, merhaba. Hay Allah, geliyor ya, gördün mü beni? Gördü. Aman Allah, neden gördü? Ay, kendimi gösterdim. Hayır. Ah, saklanıyorum. Eyvah. 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 Hayır. Aman Allah'ım. Hayır. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Cidden nereden gideceğimi bilmiyorum. Arkamda. Eyvah. Hayır. Nereye kaçacağız? Aman Allah'ım, tam arkamda. Şöyle bir kapı gördüm aşağıda. Yarım açık. Oradan gideceğim. Beni istiyorsun, biliyorum. Herkes beni istiyor. Ben gidiyorum. Kapını olur bir yere git. Eyvah. Hadi havalandırma. Çabuk çabuk. Eyvah. Ah. Kalbim duracak. Çok iyi yırttım. Cidden çok iyi yırttım diye düşünüyorum. Hayır. Evet arkadaşlar, iyi hallettik. Vay be. Şurada bir ceset var sanki. Ah, boynu kırılmış. Önce bir şuradan gidelim. Umarım bu havalandırma falan çökmez bir an önce, çünkü bir anda onun karşısına cidden çıkmak istemiyorum. Hani zincir sesini duyabiliyorum şu an. Burada bir yerde. Şu kapıyı kırmasın ya, bir saniye. Biraz takılalım şurada. Hani ben indiğimde beni ne olur enselemesin. Şöyle bir not var, onu almak istiyorum. Evet, sanırım güvenli. Hadi şu notu alacağım ve havalandırmada okuyacağım notu. Hadi çabuk bas. Oo, çok iyi. Evet, hemen notumuzu okuyabiliriz havalandırmada. Rahat rahat. Daha doğrusu dokümanmış. Billy'nin rüyaları. Billy ile bu sabah yine ilginç bir konuşma yaptık. Kimmiş bu? Cindy. Yo, pardon. Sanırım doktorunun raporu. Buradaki şirkette çalışan. Çok uzun. Kelebekler insanların dudaklarından nefeslerini emip göğüs uçlarıyla kan içerlermiş. Abi çok çok korkutucu ya, bu ne? Göğüs uçlarından mı olacak acaba, yoksa göğüs uçlarıyla mı? Bilmiyorum, detayları da beni cidden ilgilendirmiyor. Çünkü hoşuma gitmedi o kelimeler. Evet, devam ediyoruz. Şimdi aşağıda zincirlerini duyabiliyorum kendisinin, hani bu görevin sonuna kadar acaba bizi takip mi edecek? Umarım etmez. Değil mi? Umarım etmez. Oh, şu cesetten korkuyorum. Kendisi burada bir yerde olabilir. Bütün kapıları kırmış çünkü. Evet, bekleyin. Ne olacağını biliyorsunuz. Bayım. Ah, bir şey olmadı. Çok iyi. Vay be. İlginç. Oh. Evet, burası tanıdık geliyor. Vay, burası oyunun ilk bölümü. Hadi ama, en başa mı geldik? Çok iyi. Evet, kütüphane. Hatırlıyorum. Burada kötü bir söz kullanmıştım. İzleyenler hatırlayacaktır ki. Vay be. İyiymiş. Çok iyiymiş hatta. Oyunun ilk başına geldik. Şu kapıyı kapatalım da. Ne olur ne olmaz. Hop. Biri konuşuyor. Evet, dinlenme salonu. Seni çağırıyorlar adamım. Evet, arkadaşı çağırdılar bir yere. Neyse. Tiyatronun ışığının orada bir anahtardan bahsetti. O anahtar da bu kapıyı mı açacak? Evet, bu kapı için anahtar gerek. Tamam. Tiyatronun orada bir anahtardan bahsetti.
Recreation Hall'a gitmemiz gerekiyor sanırım, dinlenme odasına, ama bize anahtar gerekiyor bu kapıyı açabilmek için. Ve anahtar da tiyatro gibi bir yerden bahsetti. Oradaymış. Hay Allah. Demek ki bayağı bir yere gideceğiz şimdi anahtarı bulabilmek için. Gerçi şunu söyleyebilirim. Hani buralar diğer bölümlere göre çok daha güzel, öyle değil mi? Ve çok güzel bir müzik geliyor kulağıma. Bilmiyorum siz de duyuyor musunuz? Hop. Vay, çok güzel bir müzik. Bunu kim çalıyor ya? Sizden mi geliyor? Radyo? Ha? Hayır. Pekala. Hadi açıl bakalım. Ah, hadi ama. Nereden gideceğiz ya? Pekala, geri dönmemiz gerekiyor sanırım. Aa, merdiven. Nasıl merdiveni görmedim ben buraya girerken? Çok ilginç. Evet, şimdi bir anahtar bulacağız ve görevimiz ne? Bir saniye. Tabii. Bu dinlenme salonundaki anahtarı alacağız ve adamın bize seslendiği o demir parmaklıklı olan kapıyı açmamız gerekiyor. Tamam, çok zor olmasa gerek o kapıyı açmak anahtarı bulduktan sonra. Yalnız anahtarı bulurken acaba bize kimler eşlik edecek, öyle değil mi? Asıl soru bu. Şimdilik iyi gittiğimi düşünüyorum. Cidden 9 adet pilim var. Hani şu zamana kadar sanırım gelinen en iyi nokta. Bana göre, öyle değil mi? Çünkü ben çok iyi oynayamadığımı düşünürsek şu oyunu. Açılmayan bir çıkış kapısı. Pekala. Bu müziği kimin çaldığını merak ediyorum. Aa. Aman Allah'ım, neden çalmayı bırak... Eyvah, buraya geliyor. Abi çok korkunç ya. Açık ara en korkunç yaratık şu ana kadar ki. Buraya mı geliyor? Ay, buraya geliyor olabilir. Hay Allah, keşke göstermeseydim kendimi. Şu dolaplara saklanabilirim. İşler ters gitmesi ihtimaline karşılık. Pekala. Şimdi hala anahtarın peşindeyiz. Umarım o piyano çalan artist... artist olan akıl hastası bizi kovalamaya gelmez aksi takdirde. Çok kötü olur her şey. Evet, tiyatro salonu burası olsa gerek. Sahnede burası. Çok iyi, oyun kaydediliyor. Hadi bakalım. Aman Allah, aman Allah! Kalkmayın ne olur. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fears are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insatiable. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed a proximity to death, to overwhelming madness. Pekala. Evet, sanırım bu Dr. Wernicke'nin deneyinden bahsediliyor. Hani kendisi de burada tabii bir zamanlar hastaydı ama daha sonradan kendisi de kontrolden çıktı tabii ki. Yalnız şu an konuşan... Bir saniye. Bu şu an konuşan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Belli ki buradaki olaylarla ilgili bir şeyler biliyor. Wallrider geçidiyle, Wallrider'ın kendisiyle. Falan filan. Belki de bu ameliyatları gerçekleştiren doktorlardan bir tanesidir. Burada baygın arkadaşlar var. İyi ki baygınlar. Şurada bir kapı var ama. Çıkış. Pekala. Cidden şu an için çıkışlara ihtiyacımız yok. Şu kapıyı kapatalım. Rahatsız edilmeyelim bu odada ne yapacaksak eğer. Telefon meşgul. Pekala. Eyvah. Aman Allah. Çok kötü. Evet, en son hani kapanan bir şeyi açtığımda ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Çıplak adamlar çıkmıştı. O yüzden bu sefer kapanan hiçbir şeyi artık açmayacağım. Yalnız kimin girdiğini cidden merak ediyorum. Ah! Ah, içeride biliyorum. Açabiliyor muyum? Hayır, açamıyorum.
Evet, Wernicke'yi bulmalısın, tek yol o dedi. Pekala, herkes benden Wernicke mi dedi, Wallrider mı dedi ya? Hay Allah, alt yazıyı da düzgün okuyamadım. Pekala. Şöyle bir not var, neymiş bakalım. Daha doğrusu döküman. Facilit nekrotizan. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Facilit. Facilit nekrotizan. Gerçekten mi? Ben çıkıyorum lan. Anlaşamamışlar sanırım ellerini düzenli yıkama konusunda. Birisi sinirlenmiş. Ben çıkıyorum lan. Evet arkadaşlar, ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Buradan ben de söyleyeyim bunu. Yıkamayanlar varsa aranızda. Hey. Evet. Ya ahşap ya buralar. Sanki birisi yürüyor sürekli. Öyle sesler geliyor kulağıma. Ya da ev mi sallanıyor? Ne oluyor ya? Ah, gerildim. Kameranın acaba camını düzeltemiyor muyuz ya şöyle? Hani kameralar var bazen böyle bir şeylerin üzerinde. Onları alamıyor muyuz? Alsaydık güzel olurdu cidden. Çünkü bu kameranın camı hepten gitmiş vaziyette. Oh. Pil. Oley be. 9 A. Pardon A. 9 tane pilim vardı. 10 tane pilim oldu diyecektim ki şu an kullanıyorum. Tabii az önce değiştirdim hatta. Aman Allah'ım. As. Of. Oy. Aman Allah'ım. Mouse'u bırak. Mouse'u neden bıraktıysam. Ah. Evet, sürpriz yaptı bize tiyatrodaki adam ama şu an kapıyı açamıyorum. Hadi ama kapıyı kilitledi. Giremiyor muyuz içeri? Ha, anahtar. Aa, anahtar. Bayım. Bayım, yardım edin. Yardım edin. Evet, belli ki başka giriş bulacağız buraya çünkü bizi korkuttu ve kapıyı kilitledi orada. Oh, koşa koşa aşağı indi. Tamam, bu benim fırsatım olabilir. Tiyatrodaki anahtarı almak için. Oo, çok fena. Nereden geldi ya o? Burası kapalı. Aşağıdan mı tırmandı acaba? Ah, kenardan gelmiş olabilir. Vay, akıl hastaları da demek ki böyle kenarları kullanıyor. Ya da bir anda orada var oldu, bilmiyorum. İkisinden biri. Oh, çok tehlikeli şu an yaptığımız iş. Gerçi aşağıdan kimsenin olmaması cidden rahatlatıyor beni. Hani düşersek falan. Oh, çok iyi. Evet, çok iyi gittiğimi düşünüyorum. Şu an oyunun sonunu belki de getirebileceğiz. Hadi bakalım. Evet, atladım. Oh be. Bir an atlayamayacağım diye düşündüm. Şu kapıları kapatalım, ne olur ne olmaz. Anahtar. Evet. Evet, üçüncü katın anahtarını aldık. Üçüncü kattaki peder Martin'i bulmam lazım. Şimdi demek ki geldiğim yönden geriye doğru gideceğiz. O açılmayan kapı vardı ya bir tane. Bize birisi bir şeyler söylemişti, işte anahtarı burada bulabilirsin diye. Şimdi bulduğumuz anahtar belli ki o kapıyı açıyor. Pili yenileyelim. Nereden gelmiştim? Şu an sanki şurada bir yerde kapı vardı. Buradan mı geldim ya? Abi nereden geldim hatırlamıyorum. Sahnenin içinden mi çıkmıştım acaba? Neyse. Başka bir yol açılmazsa bana belli ki oradan gideceğiz. Çünkü o taraftan geldim diye hatırlıyorum. Birileri kapı kırıyor ha. Eyvah! Eyvah, çıplak adam! Aman Allah'ım! Aman Allah, bittik. Abi neden, neden? Abi her yerde takip ediyorlar beni. Ah, çok gerildim. Vallahi çok gerildim. Oh. Evet, onlar kapı kırdı. Oradan gitmem gerekebilir. Abi çok korkuyorum. Acaba oradan mı gideceğiz? Keşke şu sorunun cevabını bilseydim. Aman Allah'ım, geliyor. Aç kapıyı. Kilitli. Bittim. Arkamda. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yanında. Eyvah. Kapan. Ah. Ah, başardık sanırım. Abi çok çok korkuyorum. Kendilerinden cidden çok korkuyorum. Herhangi bir şey var mı bu odada alınacak? Yoksa gidiyorum çünkü takip ediliyor olabilirim. Onlardan iki tane var. Henüz diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle de bir problem var şu an. Ah! Aman Allah'ım, orada! Eyvah! Evet, şu an
Arkamdan da gelebilir. Ondan korkuyorum. En azından bu sabit duruyor. Hay Allah, neden sabit duruyor ki? Abi çok korkuyorum bunlardan ya. Cidden çok korkuyorum. Hani beni şu an için görmüş olabilir. Çünkü burası aydınlık. Hani böyle mesafelerden direkt fark ediyorlar siz aydınlıktaysanız ama. Beni şu an fark etmiş olması lazım. Ve beni şimdiye kadar öldürmüş olması lazımdı. Bu işte bir gariplik var. Umarım bug'da falan değildir kendisi. Bayım merhaba. Sadece şu kapıyı açacağım. Ondan sonra yukarı çıkacağım. Elinizde bıçak mı var? Satır var. Pekala çıplak adam. Ben bu kapıyı açacağım. Ve gidiyorum. Evet. Aa, bir şey de yapmadı. Vay be, çok iyi değil mi? Ah. Evet, hiçbir şey yapmadı bize. Çok ilginç. Cidden yapar diye bekliyordum ben ki yapmadı. Oyun kaydediliyor. Aa, kapıyı kapatma. Kapıyı kapatma. Hadi ama. Ha, arkasına bakmadan gidiyor ya. Evet, bir tane kapı vardı açık. Onu da kapattı. Şurada bir tane kapı var. Şunu deneyelim hemen. Hadi ama burası da kilitli. Bir de bir tek şurası var sanırım. Burasının açılır olması gerekiyor. Çünkü burası... Hadi ama. Hadi ama, cidden mi? Havalandırma falan mı var yine? Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Hop, şurada kapı varmış. Burası açılıyor olsun. Hadi. Aa, mutfak. Vay. Evet, en güzel yerlerden bir tanesi şu ana kadar mutfak. Hani hiçbir aksiyona maruz kalmadık yanlış hatırlamıyorsam mutfaklarda. Öyle değil mi? Ayin sesleri geliyor kulağıma. Cidden mi? Cidden mi? Birisi öyle duygulu duygulu dışarı mı bakıyor şu an? Arkamızda kapıyı kapatalım. Ne olur ne olmaz mutfaktan biri bizi takip etmesin. Çok iyi. Sen orada ne vardı? Ah, telsiz tutan kol. Ah. Evet, o yüzden hani böyle her yeri araştırmak gerekiyor. Çünkü cidden hiçbir pili kaçırmak istemiyorum. Bayım merhaba. Bize bir sürpriziniz yoktur umarım. Arkadaşlar yanına doğru gideceğim. Ne olur bir zıplama falan olursa korkmayınız. Aa, burnun yok. Aa, burnun yok ya. Çıplak. Abi çıplak, bu da çıplakmış. Ay Allah, neyse yaklaşmayalım kendisine. Çünkü burnu yok. Oh. Evet, gerildim bayağı. Şu an ayinle alakası olabilir mi bu adamın bilmiyorum. Bir an aslında peder sandım kendisini, böyle dışarı doğru bakıyor. Hani benimle konuşmaya hazır vaziyette sandım ama belli ki öyle değil.